Sercan, Lens haberini bugün paylaştın. Onun dışında var mı şu an itibariyle kulağına gelen bir şey? Aktüce yayınlar. Serdar Sarıdağ'a da selamlar, saygılar. Zeki Uzundurukan da var. Zeki abiye de selamlarımızı, saygılarımızı ileteyim. Beşiktaş'ta tabii Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra özellikle gözler forvet transferine çevrildi. Aslında Beşiktaş yönetiminin planlaması şu şekildeydi. Tauk'u eledikten sonra Larin'i elden çıkartmak, çünkü Larin'in Belçika Ligi'nden talipleri vardı. Elden çıkarttıktan sonra iki tane forvet transferi yapmaktı. Ancak şu anki mevcut şartlar içerisinde hem limit problemiyle boğuşan Beşiktaş yönetimi hem de UEFA Avrupa Ligi'nde elemeleri oynayacak. Lig kaldı elinde. O nedenle acaba Larin'i biz elde tutalım, yanına bir tane Beşiktaş'ın forveti diyebileceğimiz bir forvet transferi yapalım mı soru işaretleri içerisinde bir planlaması var. Yani biz bugün itibariyle Larin'in her geçen gün takımda kalma ihtimalinin yükseldiğinden bahsedebiliriz. O yüzden forvet transferi için birinci aday Kalinic gibi gözüküyor. Ancak Kalinic'teki problem şu: Atletico Madrid'le bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor ve Beşiktaş yönetimi temasa geçti Kalinic'te. 3 milyon euro gibi bir bonservis ücreti istiyor Atletico Madrid. O problemi aşmaya çalışıyorlar. 2,5-3 milyon euro civarında da bir yıllık maliyeti var Kalinic'in. Halen Kalinic'le ilgili çok ciddi bir ilerleme var dersek yanlış söylemiş oluruz. Ancak sanıyorum Serdar Sarıdağ da, Serdar abi de bunu çok iyi söyleyecektir. Birinci aday Kalinic Beşiktaş'ta. Tabii öte yandan kanat transferi, özellikle işte şu anki limit probleminde Beşiktaş'ın bütçesi 40 milyon euro civarında. Bunu Beşiktaş yönetimi her geçen gün biraz daha düşürmeye çalışıyor ve 30-32 milyon euroya düşürmeden transfer yapması çok güç. O nedenle Sergen Hoca'nın, Sergen Yalçın'ın takımda düşünmediği 3 ismi göndermeden transfer yapması çok zor. Elini kolunu bağlıyor Beşiktaş yönetiminin. O nedenle Rocco, Douglas ve İsmet Miren. Bu 3 isim Sergen Hoca'nın kadro düşünmediği isimler. Rocco ile artık belli bir aşamaya gelindi. Sözleşme feshi noktasında. Menajeri bu hafta içerisinde İstanbul'da olacak. Son detaylar konuşuluyor. Çok problem olacağını düşünmüyorum. Ancak Douglas ve İsmet Miren noktasında biraz daha problem yaşıyor. Douglas'ın 1.1 milyon euroluk bir yıllık maliyeti var. Beşiktaş yönetimi özellikle Süper Lig'den ekiplere bakıyor. Ancak Douglas'ın şu anki 1.1'ini tamamen karşılayacak bir takım bulması çok zor. Beşiktaş yönetimi de diyor ki en azından biz yarısından, şu maliyetin yarısından kurtulursak kârdır mantığı içerisinde Süper Lig takımlarıyla görüşüyor. Henüz resmi bir teklif yok. İsmet Miren Fransa'da talipleri var. İsmet Miren geçtiğimiz sezonu Toulouse'da geçirdi. Fransa Ligi'nde tanınan, bilinen, istenen bir oyuncu. Henüz Beşiktaş kulübüne gelmiş resmi bir teklif olmasa da biz gün içerisinde de önceki gün de Beşiktaş yönetimiyle konuşma fırsatı buldum ben. İsmet Miren'in Fransa Ligi'ne satışı noktasında biraz ümitliler. Tabii ki bu işimden sonra biraz maliyeti düşürmek evet. için. Evet. Lütfen Aykut İnce. Peki, yani şu an için herhangi bir şey yok diyorsun, reklama çıkacağım Sercan. Yani böyle Gökhan Töre'ye biraz bugün görüştü Malatya Spor'la, beni bırakın dedi. Malatya Spor 500 bin euro istiyor bonservis olarak. Bak bu önemliydi. Peki Sercan, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Beşiktaş'la ilgili de böyle bir dakikam var. Çok hemen küçük bir yorum rica edeyim, sonra reklama çıkacağım. Evet, Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyebilirim. Sercan Dikme Kalinic'i söyledi. Ben de PAOK maçından sonra teknik direktör Sergen Yalçın, başkan Ahmet Nurçebi ile görüşerek fikstür çekimi vesaireden sonra da, hele Trabzon'la ligin ilk maçı olduğu için Trabzonspor maçına forvetsiz çıkmak istemiyorum demiş ve daha önce gündemde olan ama teklifi yapılmayan Kalinic için Atletico Madrid'in kapısı çalınmış, kiralama teklifi yapılmış. Şimdilik bu kadar ama kiralama teklifine olumlu ya da olumsuz cevap önümüzdeki günlerde ortaya çıkar. Yani dosyada, masada. Masada. Peki. Tekrar birlikteyiz. Reklamlardan sonra Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Zeki Uzundurukan ve Serdar Sarıdağ ile birlikteyiz. Önemli gelişmeler var. Sevgili seyirciler, ekranlarınız baştan sakın ama sakın ayrılmayın. Bir taraftan Serdar Sarıdağ, diğer taraftan Zeki Uzundurukan, sürekli telefon diplomasisi içerisindeyiz. Transfer haberciliğinde tabii ki de bu var. Mazur görün. Bazen WhatsApp yazışmaları olabiliyor. Çünkü bu saatler tam hareketliliğin olduğu saatler. Devam edelim Beşiktaş'la. Sen konuşmuştun ilk bölümde, Zeki abiye sözü verdim. Tamamdır. Sergen Yalçın'ın evet istediği oyuncular alındı.
PAOK maçından sonraki açıklamaları. Yönetim şu anda sessizliğini koruyor. Bir transfer operasyonu gerçekleşecek. Evet. Ama nasıl olacak? Şimdi PAOK tabii ki hazırlık maçı yaparak Beşiktaş'ın karşısına çıktı. Beşiktaş hiç hazırlık maçı oynamadan, hazır bir takım görüntüsü de vermeden PAOK karşısında dirençsiz bir takım izlenimiyle birlikte şaşırttı. Hepimiz hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle Wellington'un, Ensakala'nın oynadığı futbol, buna Mensah da eklenebilir. Ben sahada doğru dürüst Mensah'ı bile göremedim. Lens'in yaptığı hatalar, tamam hakem Beşiktaş'ın %1000 diyebileceğimiz, %100 de değil, net penaltısını vermedi ama yani bunları bir mazeret olarak göstermemek lazım. Evet, kaybedersin ama savaşarak kaybedersin. Beşiktaş'ın o teslimiyetçi ruhu, kötü futbolu hem Sergen Yalçın'a yakışmadı hem de Beşiktaş yönetimi bu kötü futbol nedeniyle biraz takıma sitem ediyor. Ama Sergen Hoca da Burak Yılmaz'ın boşluğunun dolmadığı, Trabzonspor maçının öncesinde net bir forvet istiyor bir defa. Larin'le bu işin olmayacağını söylüyor. Evet, Larin gol attı ama Larin'le olacak iş değil bu işler. Oraya iyi bir forvet lazım. Günlerdir işte hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a Abubakar yazıyoruz mesela. Niye? Menajeri kapı kapı dolaşıyor. Daha önceki dönemde Beşiktaş'a geldiğinde 3 milyon 300 bin euro net yıllık ücret oynayan Abubakar'ı 1,5 milyon euroya şu anda getirebileceğini söylüyor. geçen yıl son 8 hafta oynayan, sakatlığı tamamen geçen bir Abubakar var. Tabii ki herkes şu anda Abubakar'ın o geçirdiği ağır sakatlıktan sonra acaba nasıl soru işaretleri var ama Abubakar Abubakar'dır. Bilemiyorum yani, bir bakarsınız ki uçakların birinden Abubakar iner ama Beşiktaş'a ama Galatasaray'a birine gidebilir. Beşiktaş'ın acilen forvete ihtiyacı var. Bu konuda sıkıntı yaşıyor. Yeni transferler elbette ki takıma uyum sağlar. Yani burada Mensah'ı ben eleştiremem. Daha yeni gelmiş, hazırlık maçı oynamamış. Ensakala'yı eleştiremem. Wellington'u eleştiremem. Tamam, orada kadem hatası yapıp adamını kaçırması, rahat vurdurması, bunlar yakışmamış olabilir bu oyuncular ama unutulmasın ki bu takım hiç hazırlık maçı yapmadan Şampiyonlar Ligi önerilmesine çıkan bir takım Beşiktaş. O yüzden de doğru dürüst hazırlık dönemi de geçiremediler ve pandeminin gölgesinde takımlar hazırlanıyor. Ne olursa olsun tedirginlik yaşayarak hazırlanıyorlar. Söyleyeceğim şu, genelde Aykut, evet, pandemi öncesindeki sezonlarda ilk 6-7 hafta için takımları test ederiz ve 6-7 haftadan sonra deriz ki işte şu takım bu sezona damgasını vurur, şu takımlar şampiyonluğu oynar, şu takımlar iyi bir kadrosu yok, düşme hattında mücadele ederler deriz. Ama bu sezon için bunları söyleyemeyiz çünkü sıkıştırılmış bir yaz kampı geçiriyorlar. Yani 40-45 günlük kampı 20 gün, 25 güne sığdırıyor hocalar. Hızlandırılmış kamp eğitimi yaparak sezona hazırlanıyorlar. Çok fazla hazırlık maçı da yapamadılar. Yapma şansları da yok. O yüzden de şimdi Sergen Yalçın'ı yerden yere vuralım, Beşiktaş'ın kötü oyunu nedeniyle bir anda Beşiktaş'ı çöpe atalım, bu olmaz, bu doğru değil. Beşiktaş'ı en az 6-7 hafta izledikten sonra karar vermemiz lazım ama bildiğimiz bir gerçek şu: Beşiktaş'a acilen Burak Yılmaz kalitesinde, Burak Yılmaz'ın da daha da genci olan 28-30 yaşlarında civa gibi bir forvet şart. Yani şiddetle bir santrafora %100 ihtiyacı yoksa, var. Yoksa Mensah transferi, Wellington transferi, Ensakala ve bundan sonraki yapılacak forvet dışındaki transferlerde harcanan para çöpe atılmış olur. Çünkü futbolda atanla tutanın iyi olacak. Evet, Ersin penaltı kurtardı. İyi bir kumaş olduğunu gösterdi. Ya gollerde yapabileceği bir şey yoktu. Ama dediğim gibi forvetsiz olmaz. Yoksa bu takıma yazık olur. Yani Beşiktaş taraftarı, mesela şunu ben size söylemek istiyorum. Mario Balotelli ile yönetim anlaştı. Evet. Ve bunu İyi de rakam ama bitirdiler. Evet, tabii. Balotelli'yi. Hoca Sise'yi istiyor.
Ha, onu Sisse için en son toplantıda şunu söylemişler. Wellington ve Ensakala performansından sonra onların performansının kötü oluşu